Türkiye'nin Eğitim Ekranı Birikim TV'de online derslere hoş geldiniz. Bugün sizinle İngilizce dersi 5. üniteyi 8. sınıf öğrencilerimiz için işleyeceğiz. Ünitemizin adı The Internet, yani internet ünitesi. Bu üniteyle ilgili öncelikle bilmemiz gereken belli başlı kelimeler var. Addict, bağımlı olmak, bağımlı. Connection, bağlantı. Account, hesap. Upload, tablet, telefon veya bilgisayardan internete bir şey yüklemek anlamında. Download ise tam tersi olan kelime. Yani internetten cihazıma, hangi cihazı kullanıyorsam artık, o telefon, tablet, bilgisayar, ona bir şey indirmek anlamına geliyor. Upload'un içerisindeki up kelimesi yukarı, download'un içerisindeki down kelimesi aşağı demek. O yüzden bizim sorularda karıştırdığımız için öncelikle bunu söylemek istiyorum. Download. Down aşağı demek olduğu için ok işareti aşağı doğru olacak. Bir şey indirdiğimde zaten normalde de aşağıya inen bir ok işareti göreceksiniz. Upload yüklemek demek. Orada da up yukarı demek. Bu demektir ki ipucum bana ok işaretimin yukarıya doğru olacağını söylüyor. Yani ben yukarıdan aşağıya, aşağıya bakan bir ok işareti görürsem download, yukarıya bakan bir ok işareti görürsem upload'u seçmem gerekiyor. Bunu bileceğim. Bunu öncelikle bilelim ki ünitemizle alakalı sorularımızı çözerken sıkıntı yaşamayalım. Çünkü öğrencilerimiz bunu karıştırıyorlar ve bunu karıştırdıkları bilindiği için bu ikisinin şıklarda genellikle veriyorlar. Öncelikle buna dikkat edelim. Daha sonra ünitemize başlamış olacağız. Parts of the computer. Bilgisayarın bazı kısımları var. Neymiş onlar? What are the parts of the computer? Bilgisayarın parçaları, bölümleri, kısımları nelermiş? Monitor dediğimiz ekran. Hepimizin bildiği ekranı bilgisayarın. Monitor. Monitor diyoruz ona. CPU, Central Processing Unit. Bilgisayarın kasasının olduğu yer. Birazdan zaten görsel olarak da onları göstereceğiz. Keyboard, klavye. İkinci ünitede bir müzik aleti olan org anlamına da geliyor ama bunu da unutmayalım. Mouse fare demek. Hem gerçek fare hem de bilgisayar için fare anlamına geliyor. Speaker, speak konuşmak, speaker konuşmacı. Speaker bilgisayar internet ünitemizle alakalı bilgisayar parçalarından hoparlör anlamına geliyor. Hoparlörden de birileri bir şeylerden ses geldiği için hoparlör olduğunu hatırlayabiliriz buradan. Print, basmak demek. Printer, yazıcı, yani baskı, basan makine anlamında. Scan, taramak. Scanner de tarayıcı anlamlarına geliyor. Head, baş demek. Phone, telefon. Headphone, kulaklık. Başımıza koyduğumuz, duymamız için olan, hani biz başımızın olduğu yerde kulağımız var, biz kulaklığı kulağımıza koyuyoruz. Dolayısıyla biraz mantık yürütürsek bunun da bilgisayarın hangi kısmı olduğunu bilebiliriz. Mikrofon da mikrofon demek. Screen'in ekran olduğunu söyledik. Monitor, bilgisayarda gördüğümüz, o ekranda gördüğümüz şeye monitor diyoruz. Screen direkt telefon, tablet, bilgisayar ya da smartphone ya da whiteboard dediğimiz beyaz tahtamızın da ekranı için söyleyebiliyoruz. Ama monitor sadece bilgisayarın ekranı için kullanılıyor. Joystick ya da USB dediğimiz flash bellek anlamına gelen kelimemiz var. Şimdi bunun burada görüntülü bir şekilde, resimli bir şekilde bunları bilgisayarın kısımlarını görüyoruz. CPU dediğimiz gördüğümüz gibi bilgisayarın kasası olmuş oluyor. Evet, words related to the internet. İnternetle alakalı olan kelimelerimiz var. Onlara bir bakalım. Upload, yüklemek, download, indirmek dedik. Login ya da logon, oturum açmak. Logout, logoff, oturumu kapatmak. Delete, silmek. Hala klavyelerimize delete yazar ve o sil tuşudur. Onu hatırlayalım. Confirm, onaylamak. Mesela ben bir uçak bileti aldım. İşte bir mail adresi göndereceğiz ya da bir telefon numarasıyla arayacaklar sizi. Onaylamanız, confirm yapmanız lazım diyecekler. Reply, yanıt vermek, cevap vermek. Reply ile aynı anlama gelen kelimelerimiz vardır. Neydi onlar? Reply, answer ya da respond.
anlamına gelen kelimeler o kelimeyle eş anlama geliyordu. Biz 8. sınıfta eş anlam ve zıt anlamına bakacağız kelimelerin ki bizim kelime ezberlerken yükümüz hafiflesin. Sene başındaki derslerimizde de bu şekilde söylemiştik size. Devam edelim. Comment, yorum anlamına da geliyor. Yorum yapmak anlamına da geliyor. Ben mesela örnek veriyorum. Bir sosyal ağ, kullandığım bir sosyal ağ, Facebook, Twitter, Instagram gibi İngilizce'ye çevirdiğim zaman yorum yap kısmında comment yazar. Sign in ya da sign up, üye hesabı açmak. Bir yere üye olmak istiyorsam hesap açıyorum. Click, bilgisayarın mouse'una şu şekilde tıkladığım zaman buna click diyoruz. Üzerine tıklamak anlamında. Register, kaydolmak. Connect, bağlamak, bağlanmak. Connection, bunun isim halidir, bağlantı. Mesela internet connection, internet bağlantısı olarak bu ünitede göreceğiz bunu. Diğer kelimelerimize bakalım. Online çevrim içi, offline çevrim dışı demek. Çevrim içi iken internete bağlı, çevrim dışı iken internete bağlı olmuyoruz zaten. Screen ekran olduğunu söyledik. Social media account, sosyal medya hesabı. Account, hesap demek. Password, şifre. Web browser, ağ tarayıcısı anlamına geliyor. Mesela hangi ağ tarayıcısını kullanıyorsun diye bir soru olabiliyor. Mesela Firefox mu, Google mu, Yandex mi gibi. Attach a file, dosya eklemek. Attachment, dosya eki. Onun isim halidir. Use, kullanmak demekti. User, kullanıcı. Disconnect, bağlanmak. Disconnect, bağlantıyı kesmek. O zaman biz bunları mesela aralara çarpı koyarak connect, bağlanmak ya da bağlamak, çarpı, disconnect, bağlantıyı kesmek anlamında zıt olarak ezberleyeceğiz demek ki. Access, erişmek, erişim yapmak, giriş yapmak gibi düşünelim. Regulate, düzenlemek, denetim altına almak. Mesela, you spend much time on the internet, you should regulate your amount of time on the internet. Sen çok fazla internete vakit geçiriyorsun. Bu zamanı ne yapmalısın? Regulate yapmalısın, düzenlemelisin. Yani belli bir sisteme oturt, azalt, diğer şeylere de vakit ayır anlamına getirmiş oluyor bizim için bunu. Personal information. Information bilgi demek. Onun kısa hali infodur. Oradan da hatırlayalım. Kişisel bilgilerimiz nelerdir? Password, şifrem. Address, adresim, location, lokasyon da diyoruz buna. Konum anlamına gelen, yerimi bildiren şey. School name, okul adı. Name, surname, isim, soyisim, date of birth, doğum tarihim. Bunlar benim interneti kullanırken dikkat etmem gereken ve paylaşmamam gereken, tanımadığım kişilerle paylaşmamam gereken kişisel bilgilerimdir. Issue, mesele, sorun, konu anlamlarına geliyor. Daha çok sorun anlamında. Active user, aktif kullanıcı. Passive user ne olur? Pasif kullanıcı. Broken, kırık, kırık, bozuk, arızalı anlamlarına geliyor. Online safety, internet güvenliği. Expert, uzman. Effect, etki. A harfiyle başlasaydı affect, etkilemek anlamına gelecekti. Percent, yüzde, percentage, yüzdelik demek. İsim hali burada. Copyright, telif hakkı veya özlük hakkı diyoruz. Improve, geliştirmek. Memory, hafıza. Memory stick ne olur? Hafıza kartı. Widespread, yaygın. Addict, bağımlı veya bağımlısı olmak diye ünitenin başında önemli olan bir kelime olduğunu söylemiştik. Connection sign, bağlantı sinyali. Sign, sinyal, sembol anlamlarına, işaret anlamlarına geliyor. Cable modem, kablolu modem. Check ya da control dediğim zaman kontrol etmek anlamlarına gelir. Connection cable, bağlantı kablosu, process, işlemek, processor, işlemci anlamlarına gelir. Bakalım, telephone line, telefon hattı, mesela bad line, it's a bad line, hat kötü, bozuk, çekmiyor anlamlarını vermiş oluyor bize. Social media habits, sosyal medya alışkanlıkları, habit, alışkanlık demek. Social media usage, sosyal medya kullanımı anlamlarına geliyor. Diğer önemli kelimelerimize bakalım şimdi. Individual, bireysel. Questionnaire ya da survey kelimelerimiz anket anlamına geliyor. Influence, etkilemekti. Influential, etkileyici, etkileyen kişi veya şey anlamında. Subscribe, abone olmak. Subscriber, abone anlamlarına geliyor. Price ya da fee, ücret anlamında. Bizim
Sene başında gördüğümüz, birinci ünitede de gördüğümüz bir kelimeydi bu. Software, yazılım. Per week, per orada her anlamı katıyor burada. Her hafta, mesela per month, her ay, aylık. Per day, her gün, günlük anlamlarını getiriyor bize. Hard diskler, sabit, hard disk drive, sabit disk sürücüsü. Properly, uygun bir şekilde. For age, yıllardır, type, daktiloyla veya klavyeyle yazmak anlamlarını getiriyor bana. Etiketim, ben etiket anlamını biliyorum, etiket. Ama görgü kuralları anlamı var bu ünite için. Bu çok önemli çünkü sorularda sizin bu kelimenin bu anlamını bilmediğinizi biliyorlar ve ona göre soruları hazırlayabiliyorlar. Bu tuzağa düşmememiz gerekiyor. Obey the rules, kurallara itaat etmek, uymak anlamına geliyor. Hardware, bilgisayar donanım sistemi. Internet services, internet servisleri. Internet habits, internet alışkanlıkları. Worldwide, dünya çapında yaygın, widespread'in de yaygın olduğunu söylemiştik önceki slaytlarda. Web settings, internet ayarları, settings ayarlar demek zaten. Telefonumuzu İngilizce'ye çevirdiğimiz zaman ayarlar kısmının settings olduğunu göreceğiz. Wireless, kablosuz, oradaki less, sız, siz anlamına gelen olumsuzluk ekimdir. Device, aygıt cihaz, software, yazılım, search engine, arama motoru. Tarayıcımız da daha çok arama motoru içerisinde burada oluyor mesela. İkisine de Google diyebiliyoruz mesela. Evet, search engine, arama motoru, Google vesaire. Google, Yandex, Yahoo gibi arama motorları. Search for information, bilgi araştırmak. Download files, dosya indirmek, dosyaları indirmek. File dosya demek. Do school assignments, okul ödevlerini, verilen görevleri yapmak. Look for the address, adres aramak. Look for, aramak demek. Meet new people, yeni insanlarla tanışmak. Practice a foreign language, foreign yabancı demek. Yabancı bir dil pratiği yapmak. Update profiles, profilleri güncellemek. Upload, yüklemek. Update, güncellemek. Aradaki farkı bilelim lütfen, karıştırmayalım. Şimdi internetin purposes, yani amaçlarıdır bunlar. Diğer amaçlarına bakacak olursak, buy tickets, bilet satın almak, check emails, elektronik posta kontrol etmek, do research, araştırma yapmak, follow online courses, online kursları, dersleri takip etmek, keep in touch with friends, arkadaşlarla görüşmek, pay the bills, faturaları ödemek. Diğerlerine bakalım şimdi. Mesela ne amaçla internet kullanırsanın farklı farklı soru tarzları vardır. Yukarıda onları görmeye devam edeceksiniz. For what purpose do you use the internet? Hangi amaç için interneti kullanırsın? Why do you use the internet? Neden interneti kullanırsın? Help people. İnsanlara yardım etmek için olabilir. Make new friends. Yeni arkadaşlar edinmek. Use social networks or social networking sites. Sosyal ağ veya sosyal ağ sitelerini kullanmak. Watch soap operas, watch dramas, watch TV series. Soap opera, pembe dizi demek. Dramas dediğimiz şey oyun, tiyatro oyunu. TV series de televizyon dizileri demek. Bunları izlemek için de kullanabilirim. Watch TV online, internetten televizyon izlemek diyebiliriz. Watch videos, movies, video film seyretmek. Read a newspaper, gazete okumak. Read a magazine, bir dergi okumak. Magazine, dergi demek. Magazin demek değil. Buna dikkat edin. Buy flight tickets, uçak biletleri satın almak. Chat, sohbet etmek. Genellikle internetten yaptığımız bir şeydir. Ama bazen mesela ben sohbet etmek için chat with friends dediğim zaman internetin dışına da denk getirebiliyoruz bunu sorularda. Do online banking. Banking, bankacılık demek. Online bankacılık yapmak, yani online bankacılık işlemlerini yapmak demek oluyor. Do online shopping, internetten alışveriş yapmak. Diğer kelimelerimize bakalım. Yine internetle ilgili amaç bildiren sorularımız neler olabilir bir bakalım. What is the internet used for? İnternet ne için kullanılır diyebiliriz amacını öğrenmek için birisinin. What can you do with the internet? İnternetle ne yapabilirsin diye sorabiliriz. Neler söylemiş? Upload or download files. Dosyaları yüklemek veya indirmek. Nereden nereye yaptığına bağlı olarak değişiyor.
Cihazdan internete ise upload, internetten cihaza ise download diyorduk buna. Write a blog, blog yazmak. Find local events, yerel ya da çevredeki, yakın yerdeki etkinlikleri bulmak. Make travel arrangements, seyahat düzenlemeleri yapmak. Share files, dosyaları paylaşmak. Search for different topics, farklı konuları araştırmak. Search recipes, yemek tarifleri aramak, araştırmak. Upload photos, fotoğraf çekilemek. Play online games, internette oyun oynamak. Read a book, e-books, read e-books, elektronik ya da dijital kitap okumak. Listen to music, müzik dinlemek. Make hotel reservations, otelde yer ayırtmak, rezervasyon yaptırmak. Buna book, kitap kelimesi fiil olarak rezervasyon yaptırmak anlamına gelir. Bunu bu ünite için unutmayınız. Download images, resim ya da fotoğraf indirmek anlamlarına geliyor. Şimdi internet kurallarında ne diyebiliriz? Only visit websites suitable for children my age. Kendi yaşımdaki çocuklarla, sadece onlarla uygun siteleri ziyaret edeceğim. I will diyor, acak acak. Be polite and show respect when communicating with others. Diğerleriyle iletişim kurarken saygılı ve kibar olacağım. Keep my personal information secret including passwords. Şifrem dahil olmak üzere, kişisel bilgilerimi bir sır olarak saklayacağım. Report any unpleasant messages or inappropriate websites to a member of a staff. Ne diyor? Yani uygun olmayan mesajları, uygunsuz siteleri o site çalışanına, üyesine bildireceğim. Diğerlerine bakalım. İnternetten birileriyle tanışma. Don't share your personal information söyledik. Don't believe in all news on the internet. İnternetteki her habere inanma. Don't share your password'ü söyledik. Don't open strange emails. Garip mailleri açma. Yabancı mailleri açma çünkü virüs kapabilirsin. Ya da farklı şeyler var. Mesela paramızı bazen farkında olmadan bir tıkladığımızda nasıl oluyor bilmiyoruz ama alabiliyorlar. Don't buy or order anything online without adult supervision or permission. Bir yetişkin gözetimi altında olmadan internetten bir şey sipariş etme veya satın alma. Use secure internet connection or softwares. İnternet bağlantısı ya da yazılımını güvenli olanla kullan. Create strong passwords. Güçlü şifreler kullanın. Be careful with your sharings. Paylaşımlarınıza dikkat edin. Visit safe websites. Güvenli siteleri takip edin, ziyaret edin. Tell an adult if anyone online asks to meet you in person. In person, şahsen. Birisi sen de şahsen ben seninle tanışmak istiyorum dediği zaman bunu neye söyleyin? Bir yetişkine söyleyin diyor bize. Şimdi bizim internetteki user'larımız, kullanıcılarımız var. Bu internet ünitesi olduğu için kullanıcılarımız kimlermiş? Birinci kullanıcı grubumuz the influencer. Influence etkilemek, influencer etkileyen demek. Ne yapıyormuş? Gives advices. Tavsiyeler veriyor. Biz eğer birisi bizi dinlemezse biz ona tavsiye vermek için uğraşmayız zaten. Yani ben internete birilerine tavsiyeler veriyorsam internet üzerinden, sosyal medya hesaplarında veren çok kişi var. Ünlüler, takip edilen kişiler, blog yazarları vesaire. Bunlar sosyal medyada influencer grubuna girerler. Utilitarian, faydacı insanlar, yani faydacı internet kullanıcıları neler yapıyormuş? Looks for valuable information, product discounts and free offers. Ücretsiz, ona fayda sağlayacak olan siteleri, kişilerin hayatlarını, markaları vesaire araştırıyor. Onun için önemli olan bilgiyi alıyor. Geri kalan şeyler de internetle ilgilenmiyorsa. O da utilitarian dediğim faydacı olan internet kullanıcısı grubuna girer. The complainer, şikayetçi. Complain şikayet, complainer şikayetçi demek. Post angry messages, sürekli bir şeylerden şikayetçi, sürekli sinir halinde, sürekli bir şeylerden yakınan bir internet kullanıcısıysanız, işte siz o zaman complainersınız. Bunlar types of social media users, dediğim gibi sosyal medya kullanıcıları, internet kullanıcılarının türleri bunlar, grupları. The bystander, diğer grubumuz seyirci.
Yani doesn't share, like or comment or anything. Hiçbir şey paylaşmıyor, hiçbir şeyi beğenmiyor ve hiçbir şey yorum yapmıyor. Pasif bir şekilde intent kullanan kişilere bystander diyoruz kısaca. Often logs into account and follows important people and brands. Önemli insanların hayatlarını, markalarını takip ediyor. Yani sadece bakıyor. Sadece takip ediyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Beğeni bile yapmıyor. Paylaşım yapmıyor. The evangelist paylaşımcı demek. Shares content about their interests. İlgi alanlarıyla ilgili paylaşımda bulunurlar. Bunlar da bystander'ın tam tersi. Aktif olarak interneti kullanan kişilerdir. Paylaşımlar yapıyorlar. Neyi beğeniyorlarsa, neyi istiyorlarsa. Devam edelim. Şimdi internetle ilgili internet kullandığımız zaman bazı acronyms, yani kısaltmalar kullanmamız gerekiyor. Gerekiyor derken yani internet dili diyelim buna. İnternet dilinde mesajlaşırken bizim bazı kısaltmalarımız mevcut. Bunların şu tarafta gördükleriniz, benim solumda olanlar daha çok kullanılıyor. Ama yeşil olan kısım daha az sıklıkta gördüklerimizdir. Rakamlardan, kelimelerin baş harflerinden daha çok çıkıyorlar. Telaffuz ederken mesela öyle olduğunu bilebiliyoruz söylerken bazılarının. Mesela tonight, bu gece anlamında. Be for now gibi duruyor ama bye for now aslında. Şimdilik görüşürüz. Şu bye'ın e'si olacak. Before, b ve 4 yani for harfleri yan yana gelince before yani önce anlamını getiriyor bize. See you later, see you face to face, great, oh my god, thanks, take care, you too, too late, tomorrow, forever, later, lol, lots of love yani sevgilerle kahkaha anlamında olan kelimenin lol olarak çok kullanıldığını biliyoruz zaten. Şimdi clarification yani açıklama yapma. Biz internette bir şeyler, internet ünitesiyle alakalı bir şeyler söylendiği zaman bazen anlaşılmayabiliyor. O zaman biz clarification yani açıklama yapmak durumunda kalabiliyoruz. Nedir bunların soruları? What do you mean? Ne demek istiyorsun? Can you explain what it means? Bunun ne demek olduğunu söyleyebilir misin? Ne anlama geldiğini? What do you mean by that exactly? Tam olarak bununla ne demek istiyorsun? Diye sorabilir. Başka? Can you explain it more please? Daha çok açıklar mısın onu lütfen? Sorry I can't follow you. Üzgünüm seni takip edemiyorum değil. Anlayamıyorum olacak. Follow takip etmek ama I can't follow you dediğim zaman seni anlayamıyorum. Seni hani konuşurken takip edememişsin demek ki seni anlayamıyorum diyorsun mesela. What does it mean? Bu ne anlama geliyor diye sorularımızı sorabiliriz. Bir de bunların cevapları var. Bakalım cevaplarda biz ne diyeceğiz? Açıklama yani making clarification kısmında. Örnek veriyorum bir soru sordu. What do you mean by saying that? Bunu diyerek ne demek istiyorsun diye sorulduğu zaman neler söyleyebilirim? I mean demek istiyorum ki ya da kısaca yani diyerek de Türkçesini söyleyebiliriz bunun. What I mean is that söylemek istediğim şey şu ki what I'm trying to say is söylemeye çalıştığım şey in other words diğer bir deyişle in another way başka bir deyişle anlamlarına geliyor. Daha aşağı yukarı hepsi aynı anlamda diyelim kısaca. Evet, online payment about credit cards. Kredi kartlarında internetten biz alışveriş yapabiliyoruz. Burada kartlarda neler yazdığını bir bilelim. Bir kere card holder's name, kart sahibinin adı card holder yazan kısımda yazar. Devam edelim. Expiry date ya da valid through son kullanma tarihi ay ve yıl olarak gözükür burada. Credit card number zaten şu upuzun olan en uzun olan kısım rakamıdır. Kredi kartı numarası burada yazar. CVV number dediğimiz kartın son arkasındaki son 3 hanesi CVV number'dır. Herhangi bir şey olduğu zaman, bir işlem olduğu zaman kartın sizde olduğunu bilinmesi için söylemeniz istenir. Devam edelim. About a flight reservation, bir uçak rezervasyonuyla ilgili olan kelimelerim vardı. Dördüncü ünitede, communication ünitesinde, iletişim ünitesinde biz bunları zaten görmüştük. Yine bir hatırlayalım bazılarını. Round trip ya da return trip, gidiş dönüş gezisi anlamında. Return ticket, gidiş dönüş bileti. Departure time, kalkış saati, ayrılış saati yani. Departure date, kalkış, ayrılış tarihi. Arrival time, varış tarihi. Arrival date, varış
arrival time, varış saati, arrival date, varış tarihi anlamına geliyor. Fill in, doldurmak, arrival date'in varış tarihi olduğunu söyledik. Refundable, iade edilebilir bilet. Mesela ben bileti geri verip paramı alabiliyorsam refundable'dır. Ama geri verip paramı alamıyorsam non-refundable'dır. Flight ticket, uçak bileti, expensive, pahalı, cheap, onun tam tersi olan ucuz. One way ya da single ticket, tek yönlü bilet. Sadece Ankara'dan İstanbul'a gidiyorsam single ticket. Ankara'dan İstanbul'a gidip İstanbul'dan Ankara'ya geri dönüş yapabiliyorsam o zaman return ticket ya da round ticket diyebiliyorum. Gidiş dönüş bileti. Location, lokasyon, konum, yer anlamlarına geliyor. Payment, ödeme. About graphics. Şimdi grafik tablo sorularımız var. Her ünitede grafik tablo sorusu çıkabilir. Bununla alakalı olan kelimelerimiz bu şekilde. Bunları daha önce işlemiştik. Tekrardan şöyle bir kendinizde okuyabilirsiniz. Yüzdelikleri bizim için önemli. All diyorsa, 80 kişi katılıyorsa onun %100'ü katılmıştır. İlle 100 kişi olmak zorunda değildir bu. Half, yarısı dediği zaman %50'si, çeyreği dediği zaman %15'i olduğunu hatırlamamız lazım. Nearly, almost, about, approximately. Bunların hepsi neredeyse, yaklaşık, hemen hemen anlamlarına geliyorlar. Burada da zaten yüzdeliklere baktığımız zaman nereye denk gelebildiklerini bu şekilde görebiliriz. Nearly half dediğin zaman neymiş? Neredeyse yarısı. Evet. Other important questions about the internet. Şöyle geç hatırlarım tekrar. Evet. Diğer önemli kelimeler internetle ilgili diğer önemli kelimelerimize bakalım. Are you an internet addict? Bir internet bağımlısı mısın? Gibi sorular var. Do you have followers? Followers yani takipçilerin var mı? Gibi sorular var. Sonra can you regulate yourself on the internet? Kendini internette düzenleyebilir misin? Gibi sorularımız var. Burada internetle ilgili bazı deyimler var. Birlikte kullanılabilecek kelimeler. Bunları not edersiniz. Diğer tarafta farklı şekilde bunların gene kullanımları var. Mesela email address, email address, email password, email şifresi gibi. And, but, because, so. Şimdi eğer kelimeleri, kelime gruplarını ve cümleleri birbirine bağlıyorsam, olumlu cümlelerde veya olumsuz cümle ise and kullanıyorum. Ama tam tersi birbiriyle zıtlık oluşturuyorsa anlam veya yapı olarak o zaman but kullanıyorum. Cümleleri veya cümle gruplarını birbirine bağlıyorum. Kelimeleri çok fazla but için kullanamıyoruz. Yani Ali and Ayşe diyebilirim. Ali ve Ayşe. Ama Ali but Ayşe. Ali ama Ayşe diyemem. Because çünkü demek sebep sonuç cümlelerinde sebep bildirir. Mesela I chat on the internet because I like making friends from the other countries. Diğer ülkelerden arkadaşlar edinmek istiyorum çünkü. Sebebim, reason'ım çünkü ile başlayan cümle. Sonucum ne? I chat on the internet. İnternette sohbet ediyorum. Yine sebep sonuç cümlelerine bakıyoruz. Sonuç cümlesi içinse so kullanıyorum. Mesela I can't regulate myself on the internet. Kendimi internette düzenleyemiyorum. Ne kadar kullanacağımı vesaire. Bu sebebim. Sonucum ne? So, bu yüzden there are some restrictions about it now. Şu an onunla ilgili bazı kısıtlamalar var. Bu da result ya da conclusion dediğim sonuç cümlem. So da sonuç cümlelerin, sebep sonuç bildiren cümlelerin sonuç cümlelerinin olduğu kısımda başa geliyor. Steps of sending emails'e bakalım. E-mail göndermenin burada adımları var. Bunları tekrardan bir bakarsınız. Bazen nadir de olsa sorularda çıkabiliyor. Bu şekilde son olarak bir modem olarak senin cep telefonunu kullanmanın adımları var. Bunlar da çok sık çıkmaz ama şu sıralama kelimelerini hatırlayalım. First, then next, first, second, then next, after that şeklinde bunları hatırlamış olalım. İnternetle ilgili bilmemiz gereken kelimeler, kalıplar vesaire bunlardı. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.